Merhabalar arkadaşlar. Ben bugün Radiolink AT9 kumandanızın nasıl yazılım güncelleştirmesi yapılacağını size göstereceğim. Öncelikle şu an yüklü olan sürüm menüden parametre menüsü 1.2.6 OSD sürümü. Şimdi kumandamızı kapatıyoruz. İnternetten Radiolink sitesine giriyoruz. Ardından download bölümünden AT9 9 kanal transmitter bu download sekmesine giriyoruz. Ardından buradan bu üst bölümde son çıkan güncellemeyi size gösterir. Ardından aşağıda bunun driverlarını gösterir. Biz ilk olarak bizim işletim sistemimiz Windows 10 olduğu için bize uyumlu olan bu. Biz buradan indiriyoruz bunu. Bu en üsttekini. Upgrade driver diyor. Bunu indiriyoruz ve ardından firmware upgraded for PC download diyor. Bunu indiriyoruz. En aşağıdakini indiriyoruz. Ben bunları indirdim arkadaşlar. Şu şekilde. Bu bizim Radiolink'in bana gönderdiği en son çıkarttıkları, içerisinde tekne ve araba menülerini barındıran bir versiyon. 1.3.5 USB diye geçiyor. Şu an sitesinde bu yüklü değil. İsteyen arkadaş olursa ben bunu kendisine mail atarım. Şimdi ilk adımımız Windows 8 Driver Install klasörüne giriyoruz. Bunu indirdikten sonra RAR'dan çıkartıyoruz tabii ki. Şimdi kumandamızı bilgisayara bağlayacağız. USB kablomuz. Buradan kapağını çıkartıyoruz kumandamızı. Ardından kabloyu takıyoruz. Gaz tiğini ortalıyoruz. Ardından kumandamızı açıyoruz. Evet. Şimdi Windows 8 Driver Install klasöründeki Zadig uygulamasını çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi direkt burada AT9 tanıdı. Şimdi bununla pek bir işimiz yok. Bu sekmeyi aşağı indiriyorum. Bunu da. Şimdi diğer klasörümüz, RAR'dan çıkarttığımız klasörümüz USB Util 1.2 yazıyor. Gene Windows 7 yazıyor ama siz bunu aldırış etmeyi Windows 10'a kadar destekliyor bu. Ardından bakın arkadaşlar burada USB Util isimli bir uygulama var. Bunu açıyoruz. Açar açmaz device connected diyor. Eğer bilgisayarınızda veya taktığınız USB portunda sıkıntı varsa device disconnected diyor. Bu bayağı uzun süren bir hata. Windows'un işletim sürümüyle de alakalı bir hata. Şimdi buna okey diyoruz. Eğer sorun yoksa okey diyoruz. Buradan choose diyoruz. Ardından en son sürümümüzü yani 1.3.5'i seçiyoruz. Aç diyoruz. Ardından download diyoruz. Ve karşınıza böyle bir hata çıkıyor. USB 2.exe çalışmayı durdurdu diyor. Buradan programı kapatıyoruz. Yapmanız gereken şey basit. Özellikler diyorsunuz. Uyumluluk. Çalışacağı uyumluluk şeyini, modunu. XP de yapabilirsiniz. Windows 8 de yapabilirsiniz. Vista da yapabilirsiniz. Bu her bilgisayarda değişebiliyor. Mesela şu an ben XP yaptım. Bunda da hata verebilir. Fakat başka bir bilgisayarda hata vermeyebilir. Uygula diyorum. Şu an ben XP yaptım. Sağ tuş diyorum. Yönetici olarak çalıştır. Evet. Device connected dedi. Choose diyorum. Tekrardan son sürümümüzü seçiyorum. Download diyorum. Ve şu an yüklemeye başladı. Evet, ilk olarak üzerindeki 1.2.6 OSD sürümünü sildi. Şimdi yenisini yüklüyor.
Evet arkadaşlar, download okey dedi. Tamam diyoruz. Şimdi kablomuzu çıkartıyoruz. Gene kumandamız açık pozisyonda. Şu an kumandamız açıldı. Bir bakalım. Menüye giriyorum. Oradan parametre menüsü. Evet, gördüğünüz üzere 1.3.5 olmuş durumda şu an yazılımı. Bir de servoya bakalım. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şu an son bir kez şeyini göstereceğim. Üzerine eklenen özellikleri. Buradan model tipi dediğinizde tip olarak araba eklendi ve tekne eklendi. Bu tekne menüsüne bir bakalım isterseniz. Evet, eklenen tekne için özellikler bunlar. Ve de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu bilgisayara kopyalayabilmeniz için, pardon, model selektörüne, bilgisayara kopyalayabilmeniz için yani modelde yaptığınız değişikliklerin hepsini bilgisayara kopyalayabilmeniz için bir fonksiyon burada geldi. Onun haricinde başka bir özelliği yok. Dediğim gibi arkadaşlar, şu an 1.3.5 sürümü Radio Link'in kendi sitesinde yok. Birkaç gün sonra veya birkaç hafta sonra yükleyebilirler. Eğer öyle bir yükleme durumları olmazsa, isteyen arkadaşımız olursa ben kendisine mail atarım. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu Radio Link AT9 kumandası üzerinde yani bayağı durmaya çalışıyorum. Bu firmaya bayağı destek olmaya çalışıyorum kendi çapımda. Özellikle bu kumanda için Türkçe dil yazdım. Mesela kendi firmalarıyla iletişim kurup bana dil dosyasını gönderdiler. Ve de ben bu kumandayı tamamıyla Türkçe'ye çevirmek için o dil dosyasını Türkçe'ye çevirdim. Gayet akıcı, anlaşılır bir şekilde. Şimdi onlardan yanıt bekliyorum. Onlar da işte böyle kurulum dosyasına dönüştürecekler. Umarım en kısa zamanda bu yeni güncellemeyi. Ve orada da işte menüyü komple Türkçe halde bulacağız. Ben daha bu kumanda hakkında karşılaştığınız sorular olursa, sorunlar olursa bana mesaj atarsınız. Ben video yoluyla bunu halletmeye çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.